Değerli izleyiciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yeni bir futbol akşamındayız. Zaman Mekan Futbol programında yeni adıyla Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta maçları bugün başladı. Bugün oynanan karşılaşmaları tabii ki Üstad Özcan Pude'ye bir soralım istedik. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. İstanbul'dan Eyüp Sultan'dan selamlar, sevgiler. Bizden de Eyüp Sultan'a selamlar, sevgiler. Hocam bugün 3 karşılaşma vardı. Sabah seansında oynanan maçlarda Ümraniye Spor'la Adana Spor golsüz berabere kaldı. Adana Demirspor golsüz berabere kaldılar. Bandırma Spor Keçiören maçı 1-1 bitti. Bandırmalı bir oyuncunun da kart gördüğü karşılaşmaydı. Akşam da ilginç bir karşılaşma izledik. Altay'la Altınordu arasında iki İzmir takım arasındaki maçta Marco Paşao'nun penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde bitiren İzmir'in siyah beyazı takımı Altınordu'dan daha sonra ikinci yarıda 3 gol birden yedi. Son dakikalarda Altınordu'nun 10 kişi oynadığı maçta 3 puanı koparan öteki İzmir takımı oldu. Ve Altınordu bir maç fazlasıyla ve 41 puanla 3. sıraya kadar yükseldi. Adana Demirspor, Keçiören gibi takımların puan kaybettiği, Altay'ın da yenildiği haftada playoff yarışının en avantajlı takımı, bu haftadan en karlı çıkan takımı Altınordu gibi gözüküyor. Tablo kısaca böyle değerli hocam. Şimdi ne yapalım? Altay-Altınordu maçından başlayalım. Sonra diğer maçlara da şöyle bir bakarız. Siz ne gördünüz Altay-Altınordu maçında hocam? Hocam zaten bugünkü maçlara baktığımız zaman bütün takımlar diyor ki Giresun, Samsun siz çıkın kendi liginizde oynayın. Biz aramızda bir lig yapalım. Bu oradan bir takımda beraber üçüncü takım olarak üst lige çıksın. Yani sonuçlar bunu gösteriyor. Bakıyorsun yani Adana Demirspor takımı, Altay takımı iddialı takımlar sürekli puan kaybına uğruyorlar. Ve üstteki Giresun Spor ve Samsun Spor iyiden iyiye rahatlamaya başladılar. Bugün Altay Altınordu derbisi oynadı. Yani İzmir'in önemli maçlarından biri. Tabi Altay köklü camia, Altınordu köklü camia. Güzel maç oldu. Ben beğendim maçı. Hareketli iki takım da iyi futbol oynadılar. Bilhassa Altay maçın ilk yarısında gerçekten iyi futbol oynadı. 1-0 öne geçti penaltıdan Marco'nun attığı golle. Marco gollerine devam ediyor. Fakat işte maçların kırılma anları oluyor hocam. Baktığınız zaman işte maçın ilk yarının bitmesine 3-4 dakika kadar Altay %100 bir gol kaçırdı Erhan'la. Çok organize bir atakla geldiler. Gerçekten çok iyi paslaştılar. Fakat Erhan son vuruşu iyi yapamadı ve 2-0'lık galibiyette soyunma odasına gitme şansını kaybetti. Böyle olunca da tabii ikinci yarı Altınordu daha 3 oyuncu birden değiştirdi hocam Altınordu. Yani bir savunma oyuncusu değiştirdi, orta sahadaki oyuncularını değiştirdi ve bu 3 oyuncu takıma bir dinamiklik getirdi, bir hareketlilik getirdi. Burada tabii Altınordu takımı değişik bir sistemle oynuyor. Üçlü savunmayla oynuyor geride. Yani bugün ligimizde az takımın uyguladığı, bu hafta sadece ben Ankara Spor'da gördüm. Ankara Spor'da üçlü savunmayla oynadı. Tabii bundan ödün vermedi Altınordu. Mağlup durumda bile olsa buna devam etti. Hatta enteresandır. Zaman zaman 3-3-4 sistemiyle forveti dörtleyerek orta sahadaki üçlüyle beraber atak üstünlüğünü ele geçirmeye çalıştı. Ve 3-1'lik bir daha. Fakat burada tabii bu galibiyette önemli bir iki etken var hocam. Bunların başında Altınordu çok sert futbol oynadı. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Yani Altaylı futbolcuları sürekli sertliklerle durdurarak oyunun temposunu düşürdüler ve kazandıkları toplarla da hareket ederek Altay savunmasını eksik yakaladılar. Burada şeyden de bahsetmeden geçemeyeceğim. Lokman'dan da yani Lokman biz geçen hafta yaptığı müdafayla maçın iyilerinden biri olduğunu söylemiştik. Fakat bugün yani resmen 3 tane asist yaptı Altınordulu forvetlere ve bu yaptığı hatalarla da maçın bir anda 3-1 olmasını sağladı. Lokman tecrübesinde bir oyuncunun bu tür hatalar yapması tabii takımı etkiliyor hocam. Baktığınız zaman oyuncular tecrübeli abilerinin ayaklarına bakarlar sahanın içerisinde. Hoş ne kadar Altay takımında çoğu oyuncu tecrübeli ama savunma oyuncuları da yani bir daha dengeli olmalı diye ben düşünüyorum. Lokman bu hafta burada becerikli olamadı.
Marco çok ileride yalnız kaldı. Yani Deniz kadar girene kadar tek başına orada rakip savunmayla mücadele etti. Üç kişinin içinde kaldı. Mossoro zaman zaman ilk kere iyi destek verdi. İkinci yarı o da yoruldu. Regaten bugün çok hareketli, çok istekliydi. Yani sürekli sağ taraftan driplinglerle ortalarla top getirdi. Fakat Regaten'in bir yanlışı oldu oyun içerisinde. Sürekli ortaları 18'in 5-10 metre uzağından yapmaya çalıştı. Bu ortaları böyle yapınca da rakip stoperler yüzü dönük oynadığı için rahatlıkla bu topları bertaraf ettiler. Bu toplarda kale çizgisine kadar inip rakibin yüzünü kendi kalesine döndürmek gerekiyor. Bunları yapamazsan rakip bu topları rahat rahat topluyor. Sonuçta Altay için tabii önemli bir maçtı ama kaybedilmiş bir şey yok. Altay çok kötü futbol oynadı diyemeyeceğim hocam. Yani bariz müdafaa hatalarının dışında ön tarafta çok çalışkandılar. Çok bir şeyler yapmaya çalıştılar. Maçı çevirmek için ellerinden geleni yaptı. Fakat sert Altınordu orta sahası ve savunması buna müsaade etmedi. Maçın hakeminden de biraz bahsetmek lazım. Emre Kargın. Ben Emre Kargın'ı bugün beğendim. Yani her maçtan sonra bazı hakemlere eleştirilerde bulunuyoruz. Maçı kötü yönetti, katlettiğine dair yorumlarımız oluyor. Emre Kargın bir maçın sonlarına doğru Altay'ın beklediği bir penaltı pozisyonunun dışında maçın genelinde verdiği kararlarda tutarlı ve haklıydı. Maçın bu güzelleşmesinde de hakemin bir katkısı oldu. Ve Altınordu bu derbiyi 3-1 kazandı. Hocam ben şeyi soracağım size. Altay evvelki hafta Keçiören'den 4 tane gol yedi. Ve bu hafta da Altınordu karşısında bir devrede 3 gol yedi. Savunmada bir arıza var. Yani Altay'ın savunmasında bir arıza var ve bu arızayı bazen böyle Altınordu gibi, Keçiören gibi dinamik takımlar fena halde cezalandırıyorlar. Ya tam olarak bu arızayı nasıl tarif edersiniz ve düzeltilmesi için Osman Özköylü'nün nasıl bir önlem alması lazım? Hocam şimdi tabii savunma oyuncularında bir zaafı var Altay'ın sezon başından beri. İşte tecrübeli İbrahim'in sakatlanması, orada bir boşluğu dolduramıyor sürekli. Zaman zaman orta saha yardımları da, mesela bugün geçen haftanın iyilerinden Ziya'nın yerine cezasız sonra gelen Zekin tercihi bugün oturmadı açıkçası. Hocam yani savunmanın üzerine yük bindikçe savunma hata yapabilir. Biraz oyunu daha ön bölgelere taşıyıp savunmanın daha az hata yapmasını sağlamak lazım. Ama tabii Osman Hoca da savunma oyuncularına güvenemiyor. Oyunu öne aldığın zaman da işte böyle dinamik takımlarda arkaya atılan toplarda seni cezalandırıyor. Hocam yani futbolda hatalar oyunu futbol. Bu tür hatalar oluyor. Bunları en asgariye indiren takımlar başarılı oluyorlar. Altay'da zamanla Osman Hoca bu eksikleri görüp tedbirlerini alacaktır diye düşünüyorum ben. Peki değerli hocam, şimdi sabah seansında Ümraniye Adana Demirspor maçı vardı. Ümraniye Spor son haftalarda önemli takımlar karşısında, güçlü takımlar karşısında aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor. İşte İstanbulspor'u yenmişti, Samsunspor'la berabere kaldı. Ve iyi sonuçlarından birisini de bugün ligin güçlü takımlarından Adana Demirspor'la yaptığı maçta gösterdi. 0-0'lık bir beraberlik. Maç yani benim görebildiğim kadarıyla böyle bir kör dövüşü gibi geçti aslında ama gene de iki takım da dirençli futbol ortaya koydular. Sahada futbol adına pek fazla bir şey yoktu, gol yoktu vesaire ama dirençli bir futbol vardı. İki takım da böyle mücadele edici bir oyun sergilediler. Ve rakip takımın gücünü de kabul ederek, peşin kabul ederek bir hani önlemli bir futbol, defans önlemlerine de dikkat etmeye çalışan bir futbol ortaya koydular. Ve son tahlilde Ümraniye için zaten çok önemli bir şey yok. Ümraniye Spor zaten hani belirgin bir hedefi yok şu anda. İlerleyen haftalarda playoff'u zorlayabilir mi bilmiyorum ama şu anda o noktadan da uzak gözüküyor. Küme düşme hattından da uzak gözüküyor. Rahat oynuyorlar ve bu rahat oyun sahaya iyi sonuçlar olarak yansıyor. Adana Demirspor puan kaybetti. Bir kez daha puan kaybetti. Ve işte dün zannediyorum Samet Aybaba'yla 2,5 yıllık bir sözleşme imzalamış. Bundan sonra Samet Aybaba'nın imzası olacak karşılaşmalarda. Bakalım nasıl bir dokunuş yapacak. Yani Adana Demirspor her şekilde taraftarlarını üzüyor. Daha bu kadro kalitesi ve bu yatırıma daha iyi sonuçlar bekliyor tabii ki taraftarı. Ama istediği sonuçları alamıyor. Ümraniye Adana Demirspor maçında ne gördün hocam?
Hocam şunu gördüm. Adana Demirspor 1-1 eriyor. Yani her hafta puan kayıplarıyla 1-1 eriyor. Fakat işte aşağıdan aşağı basamak takımlarından böyle bir çıkış gelmeyince de sürekli kendini playoff çizgisi içerisinde buluyor. Yani artık ilk iki şansının ben bundan sonra çok zor olduğunu görüyorum. Her ne kadar önümüzde 10-11 maç olsa dahi. Fakat Adana Demirspor takımı Samet Aybaba ile bir çıkış yakalayabilir mi? Mümkündür. Ben Adana Demirspor'un transfer politikasını biraz Süper Lig'de Fenerbahçe'nin transfer politikasına benziyorum. Hocam sürekli oyuncular geliyor, gidiyor. O geldi, bu geldi. Şu kadar iyi adam geldi, şunu transfer ettik. Fakat sonuçta bakıyorsun oyuncuların sahada gösterdiği performans atları kadar olmuyor. Ve sürekli oyuncu transfer etmekte de başarının gelmediğini burada görmüş oluyoruz. Adana Demirspor aslında bugün maçın 10. dakikasından 80. dakikasına kadar kötü futbol oynamadı. Yani ilk 10 dakika biraz Ümraniye'nin atakları vardı. 10. dakikadan sonra Adana Demirspor sahaya ağırlığını koydu. Rakibi kendi alanını hapsetti. Orada da 3-4 tane pozisyon buldu. Fakat bunları değerlendiremedi. Yunus'un arka direkte kaçırdığı bir iki pozisyon var. Hasan döndü bugün. Aysati döndü. Üçlü bir orta saha. Torreira, Hasan ve Aysati. Fakat bunlardan tabii Aysati'yi 10 numarada, 10 numarada oynatıyorsun. Fakat istediğin verimi de ben bugün Aysati'den aldığını göremedim. Forvet hattında Ezen'in sakatlığından dolayı Rangel'e şans verildi. Dikbaba Yunus kanatlarda oynadı. Fakat burada kanat oyuncuları mesela sol kanatta Dilba'ya Kaan'ın çok yardım oldu ve Kaan çok ataklar yaptı, çok atak yaptı ve sürekli etkili oldu sol kanattan azalmış bu. Fakat aynı etkinliği sağ kanattan göremedik. Neden? Çünkü Semih stoper özellikli bir oyuncu olduğu için ataklara çıkamadı ve çıksa dahi verimli olarak topu kullanamadı ve o zaman tek kanatlı bir Adana Demirspor oldu oyunun içerisinde. İşte Kaan da yorulana kadar bir de sakatlık geçirip oyundan çıktı zaten. O kanatta etkili oldu. Fakat ben enteresandır hocam. Maçın içerisinde gördüğüm olay Adana Demirspor oyuncu değiştirdikçe oyundan düştü. Yani etkinliğini kaybetti. Her oyuncu değişikliğinde bir adım geri gitti. Her oyuncu değişikliğinde bir adım geri gitti. Ve sonunda da son 10 dakika Ümraniye Spor'un atakları başladı. Ve Ümraniye Spor son 10 dakika çok sıkı kontrataklar yaptı. Pozisyonlara girmeye çalıştı. O da fazla pozisyon bulamadı ve maç başladığı gibi 0-0 bitti. Bu kime yaradı? Kimseye yaramadı. Adana Demirspor'a da yaramadı. Ümraniye'ye de yaramadı. Ümraniye belki 3 puan alsa 33 puanla playoff potosunu zorlayabilirdi. Adana Demirspor 3 puan alsa 41 puan yapıp 3. sıraya yükselme ihtimali vardı. Üst tarafı sıkıştırabilirdi. Bunlar tabii gerçekleşmedi. Ve yani %54'e 46 bir sahada topa sahip olma oranları oluşuyor. Ama o fazla sahip olma da etkinliği getirmiyor. Getirmeyince de işte böyle Adana Demirspor bana göre bir erimeye devam ediyor hocam. Hocam şimdi hafta sonu maçlarına da şöyle bir göz attım ben de siz anlatırken. Bugün maçları olan takımların hafta sonları enteresan maçları var. Yani şöyle bir bunları bir hatırlatayım. Altınordu ile Ümraniye oynayacak cumartesi günü. Son haftaların iki iyi takımı. Herhalde güzel bir maç olur bilmiyorum. Yani enteresan çok enteresan maç hocam. Yani dinamik bir maç olur o. Evet yani her iki takımın da yani evet biliyorum çok fazla taraftarı yok. Böyle kitlesel taraftarları olan takımlar değil bu iki takım ama çok güzel futbol oynayan takımlar. Yani Ümraniye Altınordu karşılaşmasını İzmir'deki bu karşılaşmayı herhalde zevk alarak futbol izlemek isteyenler bir masaya televizyon karşısına geçse iyi olur. Katılır mısınız? Seyirci güzel maç olur hocam o. Yani her türlü aksiyon görebilirsin. İkili mücadele, sertlik, hızlı atak, pozisyon o maçta her türlü mücadele. Çünkü iki takım da rahat hocam. Yani Altınordu benim tahminim. Benim gördüğüm Altınordu'da. Yani ben playoff'a kalsam da olur, kalmasam da olur. Havasıyla oynuyor bence bu ligi. Ümraniye'de playoff'a gidersem benim için iyi. Düşme potasından uzaklaştım. Onun için ben bu futbolu rahat rahat oynayayım ve ligin keyfini çıkartayım havasında. Ve bu takımlar oynadığı zaman da futbol zevkli oluyor hocam.
Aynı gün Adana Demirspor Bandırma maçı var. Adana Demirspor artık kazanmak zorunda. Öyle değil mi? Yani Bandırma'yı da yenmen, eğer bir şey birlikte bir iddia ortaya koymak istiyorsan Bandırma'yı yenmek durumundasın. Bandırma ayarındaki takım. Bir dakika hocam. Bandırma'yı yenmek o kadar kolay değil. Bugün hakem yenemedi Bandırma'yı. Adana Demirspor hakem yenemedi hocam resmen. Yani Cem Merak diye bir hakem bugün Bandırma takımını lime lime doğradı bana göre. Yani öyle bir penaltı pozisyonu var Potel'in. Yani ben Bandırma Keçiören gücü maçı gerçekten iyi maç oldu orada. Bugün çok zevkli maçlar seyrettim. Fakat yani Potel'in bir penaltı pozisyonu var. Yani hakem ondan evvel bir kırmızı kart gösterdi Bandırmalı'ya. Haklıydı. Bariz gol pozisyonu olabilirdi. Ona bir şey demiyorum. Fakat yani Potel'in bir pozisyonu var. Yani Mars'a çıkıldı biliyorsun, oradan resimler geldi. Mars'ta bile penaltı hocam bu. Yani bu penaltıyı nasıl vermiyorsun? Ve penaltı ve kırmızı kart. Maç orada eşitlenecek. Sayılar eşitlenecek. İki takım da 10-10 olacak. Ve sen şimdi Bandırma'nın burada 31 puanı var. 33 puan yapma ihtimali var. Playoff için iddialı olabilir. Bu takımlar yatırımlar yapmış. Hocam yani biraz dikkatli olmak lazım. Yani burada sen bir camianın hakkını yiyorsun. Sonra Erkan kaptanları, Bandırma'nın kaptanı yani bir sarı kart gösterdi hakem. Ya bu kaptan itiraz etmeyecek. Kim itiraz edecek hocam? Yani yanına geldi. Ben kötü bir ses söylese zaten kırmızı göstermen lazım. Ve medeni şekilde itirazını yapıyor. Yani hakem Caner Hoca bir havalarda bir maç yönetti. Yani bu kadar oyuncuların aralarına hakemlerin mesafe koymamaları lazım hocam. Yani oyuncular da efor sarf ediyorlar ve orada yanlış hareketler yapabiliyorlar. Onu hesap edip kararlarını ona göre vermelerini istiyorum ben. Bugün Bandırma'nın ben hakkının yendiğini düşünüyorum hocam. Yani o penaltı pozisyonunda hakkının yendiğini düşünüyorum. Adana Demirspor zorlanır diyorsun yani Bandırma'ya karşı. Ben Bandırma 10 kişiyle şahane mücadele verdi. Yani şahane. Hak ettikleri golü attılar yani. Ondan sonra da savunmaya çekildiler. Zaten kalecileri sağlam, Gökhan sağlam kaleci. Ondan sonra da çok iyi savunma yapıp Delval Pote hocam insanüstü mücadele etti 85 dakika. Yani bütün hava toplarına çıktı, topu tuttu, dribling yaptı, arkadaşlarını oynattı. Delval'e girdi, sol kanattan sürekli top taşıdı ve bugün yani hakeme rağmen bir puan aldılar hocam. Bunu söylemek zorundayım ben hocam. Biraz evvel nasıl Altın Ordu Altay maçının hakemini övdüysek burada da Bandırma Keçiören Gücü maçının hakemini de yermek zorundayız hocam. Peki Altay'da Giresunspor, lider Giresunspor'la oynayacak. İlginç bir maç bizi bekliyor. Yani Altay çok istikrarsız sonuçlar alıyor. Yani bir bakıyorsunuz gidiyor Adana Demirspor'u Adana'da yeniyor. Ondan sonra diğer bak favori gibi göründüğü karşılaşmalarda adeta fark yiyor yani son maçlara baktığımızda. Lider Giresunspor ise son derece istikrarlı. Giresun Altay maçında sence yani Giresun yine bir rahat galibiyet alır mı, yoksa Altay bir sürpriz yapar mı lideri? Hocam yani şimdi bu ligde rahat galibiyet kolay değil. Yani bütün takımların belirli bir potansiyeli ve kapasitesi var. Her takımın da kendine özgü bir oyun yapıları var. Yani Altay geçen hafta Adana Demirspor'u biliyorsunuz deplasmanda 2-1 mağlup etti. Yani Altay takımı oyun formatını neye göre düzenleyecek? Yani savunmada yardımlaşmalı oynadığı zaman, orta saha yardımı geldiği zaman Altay'ın da zaten sağlam bir kalecisi var. Bakmayın bugün yani inanılmaz savunma hatalarından 3 gol yedi. Altay'ın sağlam bir savunması da var aslında. Bugün yardım gelmedi. Bireysel hatalar oldu. Hocam futbolda bireysel hataya bir şey yapamazsınız. Yani bireysel, çünkü sen teknik direktör olarak oyun planını kurursun. Rakibin taktiğine göre taktik belirlersin ama bireysel hatanın önüne geçemezsin. İşte Altay o bireysel hataları yapmazsa Giresun Altay maçı haftanın en güzel maçı olur. Peki Keçiören Samsun maçını da biraz konuşalım istersen. Bugün sen Keçiören'i izledin. Bu Keçiören Samsunspor karşısında kendi sahasında Samsunspor'a ne kadar sorun çıkartabilir? Ne düşünürsün? Hocam zorluk çıkartır. Yani Keçiören takımı her zaman söylüyoruz. Dinamik, hareketli oynayan bir takım. Her ne kadar futbolunda bir düşüş olsa da Keçiören Gücü bilhassa kendi sahasında
sentetik çimde etkili olabilen bir takım. Samsun'un yani oyununu bozabilir şeyin diriliği, Geçeören'in diriliği. Fakat tabii yani Samsun çok tecrübeli bir takım hocam. Baktığınız zaman geçen hafta nasıl gördüğünüz İstanbul Spor maçında yani değişik bir kadroyla, değişik oyuncularla, değişik bir taktikle İstanbul Spor'u yenip çok iddialı pozisyona geldiler. Yarın da zaten Eskişehir maçının mutlak favorisi Samsun Spor. O maçtan artık nasıl çıkacak, o maçın durumu nasıl olacak, o maç oynandıktan sonra bu Geçiören Gücü'nün maçını ne düşünmeye başlayacak Samsun Spor. Zaten bu Geçiören Gücü de fiziksel olarak başa başa oynayacağı ender rakiplerden biri Samsun Spor'un. Sahanın konumundan da her zaman bahsediyoruz. Orada bir mahalli saha havası var. Yani Samsun Spor'un en zor maçlarından biri. Buradan galibiyetle ayrılabilirse yani ilk iki tamamen garantilenmiş olacak. Ama zor bir maç bekliyoruz. Hocam zor maç olacak. Yani bu kesin. Çünkü şeyin de belirli bir gücü var. Keçiören'in de belirli bir gücü var. Şimdi değerli hocam, şimdi bu Keçiören'de yavaş yavaş bir misyon da üstlenecek gibi gözüküyor. Çünkü Süper Lig'e baktığımız zaman hem Ankara Gücü hem Gençler Birliği, iki Ankara takımı birden ligin dibine demir attılar ve iyi gitmiyorlar şeyde Süper Lig'e yani göz ucuyla baktığımızda. Ankara futbolunda bir düşüş var aslında. Ankara Spor'u da hani görüyoruz TFF birincilikteki durumunu. Bir tek Keçiören Gücü playoff mücadelesi yapıyor. Eğer Süper Lig'deki iki takım düşer de Keçiören Gücü playoff'a kalırsa Keçiören Gücü Ankara'nın bir misyon takımı haline gelmeye çalışacaktır. Yani bu şeyi etkiler. Hep söylüyoruz ya psikolojik tarafı vardır bu işlerin diye. Hocam Ankara futbolu için güzel bir yorum yaptınız gerçekten. Yani hakikaten Keçiören Gücü Ankara futbolunun bayrağını bu sene taşıyacak gibi duruyor. Yukarıda Gençler Birliği ve Ankara Gücü gerçekten zor günler yaşıyor. Alt tarafta da birincilikte de Ankara Spor'un durumu malum zaten. Yani Keçiören Gücü playoff'a kendini atabilirse bu Ankara futbolunu renklendirebilir. Ama ben playoff'ta kalsa bile Keçiören Gücü'nün ben bir üst ligede çıkacağını tahmin etmiyorum. Artık orada Gençler Birliği ile Ankara Gücü'nden birisi ligde kalmayı başarırsa Ankara futbolunu tekrar o temsil eder diye düşünüyorum ben liglerde. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Yine değerli yorumlar yaptınız. Önümüzdeki günlerde tabii yarın kritik maçlar var. Yani Adana, Giresun, Samsun, Eskişehir, Akhisar, İstanbul maçlarıyla yarış devam ediyor TFF birincilikte. Onları da üstadlarımızla ve tabii ki Özcan Hoca'yla da yorumlayacağız. Ben yavaş yavaş yayını toparlayayım hocam. Son sözlerinizi alabilir miyim? Bu arada son sözü alırken çok özür diliyorum. Şeyi de lütfen son sözünüze lütfen şeyi de sıkıştırırsanız. 3 maç bir arada oynanıyor. Çok sayıda adale sakatlığı gördüm ben maçları izlerken. Yani 3 maç aynı haftada oynamanın etkisini de şöyle bir değerlendirerek bir yorum yapıp öyle kapatıp olacak. Hocam bu tür sakatlıklar normal olacak. Çünkü haftada 3 maç oynamak kolay değil. Yani oyuncuların diz ve adale sakatlığı yaşamaları gayet doğal. Onun için takımlar geniş kadroya sahip olmaları gerekiyor. Ve bu geniş kadroyu da elinde bulunduran takımlar bu ligde avantaj sağlayacaklar. Bu gözüküyor. Bir de yarınki maçlar için bir iki söz söylemek istiyorum. Yarın ligin üst tarafı tamamen şekillenebilir hocam. Alınacak sonuçlarla. Olası Giresun ve Samsun galibiyetiyle Akhisar'ın İstanbul Spor'a atabileceği bir çelme ligin ilk ikisinin artık değişmez bir yani dönülmez bir yola girebileceğini bize gösterecek. İşte yarınki 3 maçta zevkli olmaya namzet. Yarınki alınacak sonuçlardan sonra da ligin artık kalan 9 takımında playoff mücadelesi yapıp 3. Süper Lig'e çıkan takım olma havasına girmeye çalışacaklarını ben görüyorum. Çünkü sonuçta gerçekten Giresun Spor ve Samsun Spor takımı çok büyük bir avantaj elde ettiler ve arkadaki takımların da onları ilk iki için zorlayacak güçlerinin olmadığını görüyoruz. Yani takım gücü var ama skor güçleri yok hocam. Yani seri galibiyet elde edemiyorlar. İşte yarınki maçlardan sonra da artık dün söylediğimiz o şampla şampiyonun yanlarına bir iki harf daha ekleyebiliriz hocam.
Peki hocam, çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. Görüşürüz hocam. Biz de programı kapatırken ne yapalım? İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'a bir selam buradan çakalım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Hürmetler diliyorum. Programımızı kapatalım efendim. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Sağ olun.